Evet, şahane enerjisiyle Nurten Ünsev geldi. Hoş geldiniz Nurten, hoş nasılsınız? Hoş bulduk, çok iyiyim, teşekkür ederim. Evet, Nurten ismini çok severim. Benim de dünürümün ismi Nurten, birinin ismi Nurten, birinin ismi Oya. Antalya'dan geldiniz. Evet. Üç tane yavrunuz var, Allah bağışlasın. Üç kızım var. Üç kız kardeş. Siz de kız annesisiniz. Evet, üç kız kardeş sizinkiler, ne güzel. Üç kız kardeş, benimle dört oluyoruz. Sizinle dört oluyorsunuz, evet. Neler yapıyorsunuz? Antalya'da çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Az sonra müziğinizi dinleyeceğiz. Müzik çalışmalarınız var, iş kadınısınız aynı zamanda. Bulgaristan doğumlusunuz, onlardan da bahsedelim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Siz şimdi söylediniz, iş kadınıyım şu halimle, fakat... Ne demek şu halimle? Şimdi normalde iş kadınıyım fakat evet. Birkaç yıldan beri müzikle uğraşıyorum yoğun paylaşarak. Oysa müzik benim çok çocukluğumdan geliyor. İki enstrüman, vokal, back vokal, sahneler, bunlar hep vardı. Bir albüm yaptınız. Albüm yaptım ve o vardı diye de biraz adını da öyle taşıdım, o vardı. Müzik vardı. Hep müzik vardı. Hakikaten çok iyi eğitimlerden kalbimde geçmiş Nurten. Şöyle göstereyim. Nurten Ünsev bir albüm yapmış, çok da güzel. Yani müzik benim hayatımda hep vardı ama albüme şimdi bir albüm oldu diyorsunuz. Neler var müzikte biliyorum, mezzo soprano musunuz? Evet. Şeylerden bahsedin biraz, müzik neler çalıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, çok dersler almışsınız. Evet, tekrar forma girmek için evet. Ben bir sürü ders daha yeniden aldım. Bunlar vokal eğitimleri ya da şan dersleri. Sevgili Sinem Ulusoy Antalya'dan, Antalya Operası'ndan bana opera bel canto evet. eğitimleri verdi. Amerika'ya gittim. Amerikan pop ve pop operayı çok merak ederek Los Angeles'ta, Palm Springs'te belli bir zaman içerisinde eğitim aldım. Ama şarkı söylüyorken ben biraz karışık söylüyorum ve bunun adını da hibrit müzik dedim. Kendi ana öz yapısında pop müzik, fakat bunun içine değişik teknikler giriyor, operatik fragmanlar girdiği kadar gazeller giriyor. Gazelleri ben değil, düet partnerleriyle yapıyoruz, çok iyi evet. gazel söyleyenlerle. Bir tane parçam öyle ve... Benim tabirime göre hibrit müzik yorumcunun hayaline bağlı ama ne kadar çok teknikleri varsa, bir harmonik yapının içine alması, birkaç tane tarz girebiliyor, yeter ki çok ahenk içerisinde güzel bağlaması gerekiyor ve bağlayabiliyor. Ses aralıkları, ses kullanımı, kaç oktav kullanabiliyorsa, çok bunlara bakan bir şey hibrit müzik. Biraz cesaretli olmak lazım bu hibrit müzik için ve eğitimlerde gerekiyor. Bende de biraz o cesaret oldu ama rezil olmak için hiç geç değil. Keşke bir müzikal olsa da orada görsek gibi sizi şey yaptım. Antalya'da konuyor oyunlar seyredenler varsa şu anda. Vallahi bir müzikal oyuncusu var. Ben deminden beri izliyorum sizi. Yani jestler şeyler böyle bayağı bir hoş. Albümdeki müzik ve söz size mi ait? Evet, sözler bana ait. İki tane parça bestesi benim. İkinci albümde daha çok beste ağırlıklı. İkinci bir albüm şu anda çalışılmaktadır. Albümü de 11 tane parçayı hazırlıyorken var olan çalışılmış 30 taneden 11 seçtik. O vardı albümü. Devamında ikinci var mısın ve sonra üçüncü varım diye seri halinde 3 albüm geliyor. Peki kaç dil biliyorsunuz? Sahne hayatımda 7 dilde şarkı söylüyorum. Bu 7 dilin 6'sını çok rahat kullanıyorum. İspanyolca orta derece, İspanyolca ama sahneye yeterlidir. Diğer dillerle çok iyi ve barışık, ya çok değişik güzel. Seviyelerde. Müzikle her dil güzelleşiyor. Gerçekten çok güzel. Her ülkenin, her dilin. Ki biliyorsunuz, ayrı güzel. Evet, ki biliyorsunuz dil kendi başına kültürden ayrı kalamıyor. Tabii ki, tabii ki. Kültür ise insanlarındır. Peki klibi çektiniz. Klibi yayınlanıyor şu anda değil Üç mi? Üç tane klip. Üç tane klip bir var. Bir tanesi Elma Şekeri.
Ama herkes onun adını Lollipop diye taktı. Hop hop Lollipop var. Güzel. İkincisi Çikolata Esmeri ve bir tane de Fall in Love in Istanbul. Güzelmiş. Peki festivallere falan gidiyor musunuz? Gidiyorum. Antalya'da Kadınlar Çiçek Açıyor Festivali favori festivalim ve ne güzel çiçek işleri de işlediniz az önce. Süper. Yani bizler çiçekleri takıyoruz. Meydanlardayız. Evet. Sahnelerdeyiz. Hatice Bozkurt. Kadınlar şeyler yapıyorlar değil mi? Antalya'da mesela Antalya sıcak bir yer olmasına rağmen çok güzel örgü de örüyorlar Antalyalı evet. kadınlar. Siz de bilirsiniz. Evet. Çok mesela yün satışının çok olduğu, örgünün çok örüldüğü bir yer Antalya. Ve sizi çok izler. Olsun. Antalya sizi Antalya çok izler. Antalya beni çok izler biliyorum. Biliyorum. Çok saygı sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda turizmcisiniz. Evet. Antalya'da. Nasıl şu sıralar Antalya'da turizm? Her taraf dolu. Her taraf misafir. Kumlarda, şezlonglarda, kertenkele gibi güneş altında herkes tatil yapıyor. Tatil yapanlara da selam olsun. Önemli sahillerimizin, otellerimizin, memleketimizin turistlerle dolması, taşması çok önemli bir konu. Onu istiyoruz zaten. Peki sizce 2019 böyle gider mi yaz sezonu? Yerli evet, turist, gider. Yabancı turist. Bütün arkadaşlar kıştan çok çalıştı. Çok daha önceden çalıştı. Türkiye'nin turizmi çok iyi. Antalya özellikle o kadar iyi turizmde uzmanlarımız var. Evet. Çok yönlü, çok dilli, sanatı destekleyenler. Tabii ki bunlar biraz otellerin içerisinde kapalı kalıyor. Zaman zaman halka çıkanlar da olabiliyor ama biliyorsunuz bütün dünyaya uygun olarak programlar, sanat evet. var. Şu anda yabancı All turistler inclusive. Mi var? Affedersiniz lafı kesin. Yabancı turistler yakında bir bayramımız vardı. Çok Türk konuklarımız vardı. Ama şimdi Almanya, Rusya, bu sene İngiltere çok yoğun geliyor. İngiltere yoğun İngiltere mu yoğun bu sene? Geliyor. Çok güzel, çok ve sürekli oluyor. Uçaklar havalanına inişte. Çok Ay, güzel çok, bir çok yıl. Çok güzel. Evet, gerçekten turistleri iyi ağırlamak. Onlara iyi hizmet sunmak çok önemli bir şey. Çok. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Peki bir turizmci olarak sizi bulmuşken bunu da soracağım. müzik yapıyorsunuz ama merak ediyorum. Aktif olarak işin içindesiniz. En büyük eksiğimiz turistlere karşı nedir? Kendimize bir eleştiri getirecek olursak. Biz çok ısrarcı olabiliyoruz dışarı çıktıklarında. Ha ne diyoruz? Şu var, bu var satışlarda mı diyorsunuz? Evet, biraz fazla ısrarcı olunuyor dışarıda. Bıktırıyoruz. Biraz şeyde. Bıktırıyoruz, peşine takılıyoruz. Gel abla, gel abla deyip hani çok üstlerine bunlar, düşüyoruz. Evet. Onları biraz rahat bırakıp kendilerinin mi seçmesini sağlamalıyız? Evet, ayrıca da kadın turistimizin çok daha gözünün içine bakarak erkek personeller, garsonlar çok da gözünün içine bakarak hanımefendiye hitap ederek beyefendiden önce. Evet. Bu da çok önem veriyorum. Evet. Bazen de bozuluyorum. Beyefendiye geliyor. Ne istersiniz? Ne tercih ediyorsunuz? Hanımefendi orada duruyor. Yani önce hanımlara sormalıyız. Hanımlara ve cesaretli bunda olmalarına. Bunda turist olmaya gerek yok. Bunda evet. yerli turiste de. Evet. Efendim yabancıya da. Önce hanımlara bir nezaket gereği. Bakın güzel hatırlatıyoruz. Bir çok hatırlatıyoruz evet. bunu. Peki turizmde bazı işte otel olsun, bazı büyük tesisler olsun. Oralarda hiç şarkı söylediniz mi? Tabii ki bizim otellerde ben önce albüm çıkmadan önce çok sahne aldım. Hani okyanusta denizde yüzmem gerekiyor. Yani ben karşıma o soğuk dalgayı da almalıyım, güneşi de almalıyım ve sahne performanslarına çıktım. Daha sonra albüm fikri geldi. Albüm birden olmadı. Evet, nasıl oldu? Ve ben sahnenin heyecanını, havasını da, tozunu da yutmam gerekiyordu. Çok sevdiğim iletişim oluştu. Bu bana cesaret verdi ve albümle ilgili önce coverlar yapıyordum. Evet. Farklı dillerde. Mevcut dünya üstadların. Daha sonra kendi müziğim olarak da bu albüme yöneldim. Ve evime değil ayrı bir yere kocaman bir stüdyo ve donanım yaptım önce. Çok yoğun evet. çalıştım orada. Stüdyo evet. Evet. Önemli şeyler insanın gönül verdiği bir şeyde kendini geliştiriyor ve o işe emek
yatırım yapıyorsa. Kesinlikle. Bunu birazcık yapamazsın Nurten. Bunu tam yapmalısın dedim o zaman kendime. Ha, sen madem bunu yapıyorsun. Çok güzel. Evet. Bunu tam yapmalısın. Azıcık ucundan yapmak değildir. Bunun hiç sahnenin, ekranın hiçbir özrü yoktur. Sen bunun en iyisini yapmalısın. Senin iş kadın olman, anne olman, hani ne olursan ol sahnenin hakkını vermen gerekiyor diye stüdyoda yoğun çalışmalar yaptım ve size söyleyeyim. Haftanın 5 günü ben 1,5 ile 2 saat arası çalışma yaptım 3 yıl boyunca durmaksızın. Evet, evet. Bir de şöyle yanlış bir şey var, hani anne oldun artık sen otur köşende 3 tane çocuğun var falan gibi bir şey de oluyor. Hayır, değil. Yani insan sevdiği şeyleri bu hayata bir kere geliniyor. Evet, onlar sizinle büyüyor. Lazım. Sizinle büyüyor. O zaman buyurun şarkınızı dinleyelim. Çok güzelsiniz, sarışınsınız ama ben esmer güzeli için bir şarkı söyleyeceğim. Buyurun. Çikolata esmer. Şimdi yaz da geldi. Evet, buyurun. Sordunuz efendim. Turistleri. Buyurun. Dudum pörtlenim Çiko, çiko, çikolata esmeri Kırmık kırbücüm Çiko, çiko, çikolata esmeri Karadudum pörtlenim Çiko, çiko, çikolata esmeri Kırmık kırbücüm Gören görsün Gözleri sürmeli Seven sevsin Eşsiz güzeli Çiko, çiko, çikolata esmeri kara dudum pörtleni Çiko, çiko, çikolata esmeri kara makara böcüm Çiçekler biter, gamzeli gülüşür, ilhamlar saçar. Çiko, çiko, çikolata esmeri, kara dudum börtlenir. Çiko, çiko, çikolata esmeri, kara makara böcüm. Saçlar savrulur, mis 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 kokar. Yere bakar, yürekler yakar. Çiko, çiko, çikolata esmeri. Kara dudum börtlenim Çiko, çiko, çikolata esmeri Kara makara böcüm Çiko, çiko, çikolata esmeri Kara dudum börtlenim Çiko, çiko, çikolata esmeri Kara makara böcüm Saçar esinin feri dünyaya yeter Çiko çiko çikolata esmeri kara dudum pörtlenim Çiko çiko çikolata esmeri kara makara böcüm Adım adım yürü nefesin durur Şöyle bir döner nutkun tutulur Çiko çiko çikolata esmeri kara dudum pörtlenim Çiko çiko çikolata esmeri kara makara böcüm Çiko çiko